Merhabalar, ben diş hekim Mevlüt Batuhan Öğüt. 2015 senesinde Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2015 senesinden itibaren özel bir klinikte diş hekimi olarak görev yapmaktayım. Mezun olduktan sonra gülüş tasarımı, implant uygulaması, dental fotoğrafçılık konularında eğitimler aldım. Ve şu anda da çalıştığım klinikte bu konulara ağırlıklı olarak bütün dental tedavileri yapmaktayım. Günümüzde klinimize başvuran hastalarımızın birçoğunun şikayetlerinden birisi de diş eti hastalıklarıdır, diş eti rahatsızlığıdır. Normal diş eti pembe görünümde olması gerekirken diş eti rahatsızlığına bağlı olarak diş etlerinde kırmızı çizgilenmeler, şişmeler, fırçalarken, yemek yerken kanama gibi başlıca faktörler olduğu ile ilgili şikayetlerle gelir hastalarımız. Bu gibi durumlarda diş taşı temizliği eğer çok ileri boyutlardaysa diş eti hastalıkları uzmanının özel operasyonlarıyla artık diş eti rahatsızlığı çok büyük ölçüde düzelebilmektedir. Burada diş eti hastalıkları ile ilgili tedavi sürecinde dikkat etmemiz gereken en büyük noktalardan birisi işlem ve işlem sonrasında hastanın evde normal yaşantısında diş etleriyle ilgili bakımına özen göstermesidir. Çünkü özellikle diş eti hastalıkları ile ilgili tedavi prensiplerinde büyük bir faktör hastanın kendisine düşmektedir. Bununla ilgili yapılan tedavilerden birisi de diş taşı temizliğidir. Genellikle sorulan soru diş taşı temizliği ile ilgili olarak diş binelerine zarar veriyor veya diş taşı temizliğinden sonra çok hızlı bir şekilde yine taşlar oluştu, dişlerimde hassasiyet oluştu gibi şikayetlerdir. Diş taşı temizliği sonik aletlerle yapılan, titreşimli aletlerle yapılan bir işlemdir. Burada diş minesine zarar verilmez. Diş minesinin üst tabakasındaki kötü plak ve diş taşları temizlenir. Bunu bir tedavi süreci olarak düşünecek olursak ilk günlerinde kanama ve hassasiyet problemleri görülebilir. Fakat bu tedavinin yanlış gittiğinin göstergesi değildir. Hasta oral hijyene dikkat ettiği sürece çok kısa sürede olumlu sonuçlar alırız. Hastalarımızın karıştırdığı bir nokta da diş taşı temizliği ve bleaching konusudur. Bleaching, dişe uygulanan özel materyallerle dişin rengini açma işlemidir. Kimyasal bir işlemdir. O yüzden bir kere yapıldıktan sonra bir süre yapılmaması şiddetle tavsiye edilir. Yine çay, kahve, sigara gibi renklendirici tüketimleri fazla olan hastalara bleaching işlemini çok önermeyiz. Diş taşı temizliği ve bleaching'in arasındaki fark bu şekilde tanımlanabilir. Diş taşı temizliğinde sadece dişin mine tabakasının yüzeyindeki kötü dokular temizlenirken bleaching işleminde ise ağartma, beyazlatma, diş beyazlatma işleminde ise biz dişin yapısında bir takım değişikliklerle rengini açmaktayız. Bu konunun karıştırmaması önemli bir noktadır.